Selam hocam. Geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Siz de başınız sağ olsun. Buyur. Sağ olun. Yok, oraya gideceğiz. Ali Bey'im yok. Ne yapalım abi? Recep Bey. Ömer Bey. Şimdi Ekmen Musa Çağla gelmiş. Daha bugün bu gözümüzün farkına var. Sıcak soba verememiz olmaz. Dolayısıyla yani ne yapacaksınız? Bu milletin hali ne olacak? Tabii Sayın Genel Başkanım, biz kaderimizi terk edildik. Kaderimizi terk edildik Genel Başkanım. Kaderimizi terk edilen bir şehir Maraş. Maraş'ın adını anan olmadı. Deminden beri televizyonların hepsine söylüyorum. Tabii ki diğer illerden hiç bir farkımız yok. Ancak Adıyaman konuşuluyor, Diyarbakır konuşuluyor, Adana konuşuluyor. Merkez üstü Kahramanmaraş, daim vekil bir tane haber olmaz. Biz de, biz şimdi devlet büyüklerimizden şunu bekliyoruz. Ben artık evim gitmiş, iş yerim gitmiş. Bankalara borcum var, esnaf kefalete borcum var. Ve mal aldığım yerlere borcum var. Yiyecek ekmeği bulamazken bunları nasıl ödeyeceğim Sayın Genel Başkanım? Hükümete buradan artık siz herhalde seslenirsiniz. Bunlar yani bankalar olan borcumuzu silmezlerse biz ekmeğimiz yiyecek durumda değiliz. Yakınlarımızı kaybetmişiz. Lütfen çok rica ediyorum. Yani bu şehir bu kadar harap olmuş. Daha bugün bu iş makineleri burada. Sayın Başkanım, yalnız zaten. Başbakan nerede? İçişleri Bakanı nerede? Telefonda konuşmasın. Başkanım, İstanbul'daki esnaf arkadaşlarımız, toptancı arkadaşlarımız tırlarla size malzeme gönderiyoruz. Ben de dedim artık göndermeyin, bize ulaşmıyor. Efendim, AFAD merkezinde toplanıyoruz. Oradan da başka ambarlara mı iniyor acaba dedim. Ne demek istediğimi anladınız. Maden yerel yerine yer tarafa da geçelim. Tabii tabii efendim. Tabii. Cumhurbaşkanı, malzeme iş yok şehirde. Bizim AFAD'ın karadık. İçimde mi? Evet. Aşağıda var. Peki yıkılan taraf mı? Evet, yıkılan taraf. Ben hep kimse var mı? Tamam, şimdi bak. Konuşuruz, hemen müdahale edelim. O hal ilan edildi. Işte. Evet. 3 ay sonra ne yapacağım? Benim banka ödemelerim 3 ay ötelendi diye algılıyoruz. İyi de ben 3 ay sonra ödeyecek durumum yok ki, ekmek yiyecek durumum yok. Ödeyemezsin. Ben bunları dile getireceğim. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey yok. Benim dört çocuğum suyu atıyor. Hiç yetersizlik odaya bakmıyor. Ben bile bulamadım. Hayır başkanım. Bizi yapacağız. Sen gene başkanım. Bizim çocukları yetim acık. Burada takılır mı? Evet. Ekiplerinizi sürüp buraya. Tamam. Koordinasyon başta kalktı. Tamam. Tamam. Sayın Genel Başkanım, arkadaşımız ilk gün sabah sigara yiyenlerden. Her TTK'dan 100 madenci de burada ulaştı. Burada çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. Hem gıda için, hem köylüler destek için. İçme suyundan başladık. Ekmek fırından kurduk. Bütün lojistiği sağlıyoruz. Mutlu Bey, şu Karabekir olan şimdi iki kız geldi. Genel Başkanımız ağladı. Baba da orada. Şu Karabekir olan. Hemen alıyoruz. Karabekir apartmanları. Takip şu yeşil bina. Hemen alıyoruz. Hemen biz Ali Başkan'ın koordinasyonu ile görev alıyoruz. Muhtarın ekiplerinin de Mutlu Başkan'ın koordinasyonu. Biliyorum. Kimse lazım, bir iş lazım. Kardeşim, nerede, nerede? Biz de mi? Hayır, Damla Parkmanı da. Allah aşkına. Damla mı? Bir iş lazım. Bak, bir iş tane yeğenim var. Sakin. Allah aşkına. Hemen alıyorum. Ben hiç istiyorum. 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 Hiç Bazı binalarda çıkarttılar, ben sağlıkta çıkarmak bekliyor ama yani ben burada dinin üzerinde bekliyorum. Eşiler ama binalar tamam. Evet.
Bir tanesi eniştem öğretmen, ablam da hala çıkaramadık. Öğretmen, evet. Almanca öğretmeni. 40 yıl bu devlete hizmet etti. Evet. Devlet burada efendim. Evet. Devlet burada. Evet. Çıplaklığıyla duruyor burada. Evet. Anlatmamıza gerek var mı bilemiyorum ama ne yazık ki ne kaybettik. Ablamı da arıyoruz. Evet. Üçüncü gün bugün. Evet. Kaç? Üçüncü gün oldu. Bugün müdahale edildi. Evet. İlk defa. O da zoraki böyle. Evet. Yani üstelik de tanınan bir aileyiz burada. Evet ama ne yazık ki ne. Devletin açık yüzü burada. Yalnız onlar değil, tüm pazarcık yok olduğu yerle bir. Merkez üssü olarak da. Evet. Evet. Birinci derece deprem kuşağındayız ne yazık ki ne. Ama işte görüyoruz. Felaket çok büyük bir felaket. Çok. Hasarsız bina yok çok, gibi efendim. Yok efendim. Yani pazarcı hiç bilmiyorum artık. Hem ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Sadece benim değil ya. Türkiye'de gerçekten 85 milyon insanın yüreği burada atıyor yani. Acı olmasın istiyoruz. Herkes sağ kurtulsun. Sağ olun. Genel başkanım. Teşekkür ederiz efendim. Sağ çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Zahmet de çok sağ olun. Derinden hissediyorlar. Tabii. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Gün boyu gezdik. Ve sabahleyin Arsuz'dan başladık. İskenderun dün tekrar oradan geçtik. Bölgede gerçekten burada gördüğümüz tablo bütün bölgede var. Yani 3 aşağı 5 yukarı her yerde görüyoruz bunu. Koordinasyonun yetersizliğinden çok fazla şikayet ediliyor. Koordinasyon yok diyor. Yeteri kadar yok. Yardım malzemeleri geliyor. Çok sayıda yardım malzemesi. Ben buraya Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları ile beraber geldim. Onlar da alanı gördüler. Sağ olun efendim. İhtiyaçlar anında giderilmeye çalışıldı. Ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar zaten. Baktık ki işte biraz aksama var. Büyük aksamalar var işte ve bu aksamaları düzeltmek lazım. Halk koordinasyon merkezleri kuralım dedik. AFAD'a yardımcı olmak için. Zaten genel merkezde böyle bir merkezimiz, genel merkezde bir koordinasyon birimimiz var. Onlar aldıkları bütün şikayetleri AFAD'a aktarıyorlar. Ama benim Hatay'da da gördüğüm, Maraş'ta da gördüğüm, efendim şimdi Adıyaman'a gideceğiz. Büyük ihtimalle orada da benzer tabloyu gördüm. Osmaniye'yi sabahleyin gördüm. Aynı şey var, aynı şikayet var. Yardım var, makineler geldi, bekliyorlar. Yeteri kadar eleman yok, çalışmıyorlar. Dolayısıyla koordinasyon yok diye bir şikayet var tabii. Biz şimdi halk koordinasyon merkezlerini kuracağız. Genel merkezle bağlantılı olacak bunlar. Şikayetler anında aktarılacak. AFAD'a aktarılacak, ilgili birimlere aktarılacak. Aynı zamanda tabii yardımlarda da ciddi bir sorun var. Yardımların dağıtımında da ciddi bir sorun var. Onun için de genel merkezde zaten Hacer Fogo'nun başkanlığında bizim bir birimimiz vardı. O birimi tekrar aktive edeceğiz ve deprem konusunda da çalışmalarını isteyeceğiz. Böylece her aşamada bir şekliyle var olan sorunları bir an önce çözmek ve gidermek istiyoruz. Hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Türkiye zengin bir ülke, güçlü bir ülke. Bizim belediye başkanlarımız şu anda gerçekten tüm seferber olmuş durumdalar. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Ben büyükşehir belediye başkanlarımla geldim. Onların ekiplerinin nasıl çalıştığını gördüm. Nasıl müdahale ettiklerini gördüm. İnsanları nasıl kurtardıklarını gördüm. Dolayısıyla bu çerçevede elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Halkın bundan emin olmasını isterim. Efendim özellikle de pazarcık sizin için çok önemli bir yer olması lazım. Öyle, geçmişini tabii. Çok iyi bilmeniz öyle, lazım. Pazarcık evet, özel CHP'liler evet, için. Biliyorum, umarım biliyorum. İleriki aşamada inşallah, sizin inşallah, başkanlığınızda, inşallah, cumhurbaşkanlığınızda pazarcığa güzel inşallah. Bir yer bulacağız. Hadi, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Oldu Ali'ciğim. Oldu sağ olun.